Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem görüntüsü hem lezzeti harika bir donat tarifim var. Çok güzel çok lezzetli oldu. Mutlaka yapın. Hemen sizi bekletmeden tarifimize geçelim arkadaşlar. Şimdi bir mayalı hamur yoğuracağız. Yarım paket yaş maya kullandım. Yaş maya yoksa bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. İçerisine 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. 1 su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunları ilave ettim ve karıştırdım. İyice içerisinde mayayı eritelim. Şimdi un ilave edeceğim. Unun üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Öncelikle ben 3 su bardağı unu ilave ettim. 1 su bardağında yanıma aldım. Yoğurmaya geçtim. Önce birazcık çırpıcı ile karıştırdım. Zorlandığınız noktada çıkarıp elinizle yoğurabilirsiniz. Dördüncü su bardağında böyle çok az az ilave ederek yumuşacık bir hamur yaptım. Birden ilave etmeyelim. Ben de az az ilave ettim. Çok hafif elinize yapışacak hamur. Bakın hamurumuzu yoğurduk. Üzerini streçe kapattım. Ve 45 dakika 1 saat arasında mayalanmaya bıraktım. Ve hamurumuz çok güzel mayalandı. Tel tel oldu. Çok güzeldi kıvamı. Şöyle bir hamuru toparladım. Mayasını indirdim. Masaya çok az un koyarak şimdi hamuru bir toparlıyorum elimle. Birazcık un atarak Oklava veya merdane ile açacağız. Çok yumuşak bir hamur olduğu için un atmanız gerekiyor. Hamuru şöyle bir parmak yüksekliğinde açtım. Yani çok incecik yapmayın hamuru. Açtıktan sonra böyle bir aparatla kesiyorum. Su bardağıyla da kullanabilirsiniz. Kase kullanabilirsiniz. Böyle kestim. Ortasını aslında çıkartmak için önce bir bu ucu kullandım. Baktım ki o büyük. Sonra biraz daha küçüğünü aldım. Daha iyi oldu. Bakın böyle. Pişirme kağıdı kesmiştim ben kare kare. Üzerlerine koydum. Çünkü buradan yağın içerisine götürene kadar şekli bozuluyor mayalandığı için. Çünkü birazdan mayalanmaya bırakacağız bu hamurları. Ama pişirme kağıdında aldık götürdüm çok kolay oldu benim için. Şimdi böyle hamurların hepsine şekil vereceğim. Bu kenarlarını toparlayıp tekrardan toparlayacağım, açacağım ve hamur bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Ben hamuru böyle şekil verdikten sonra bir 10-15 dakika üzerine bez kapatarak beklettim, mayalandırdım. Aslında orayı da çekmiştim ama bir sorun oldu galiba. Şimdi kızgın yağın içerisine hamurlarımızı bırakalım. Ama çok sıcak değildi yağım. Yağı çok kızgın yapmadım. Orta ateşte pişirdim. Çünkü birden pişmesin yoksa dış yüzeyi pişer, içi hamur kalır. Şöyle hamurları yerleştirdikten sonra Kaşıkla böyle üzerlerine yağ bıraktım. Daha güzel her tarafın eşit kızarması için, daha eşit kabarması için. Aynı aslında pişi yapar gibi yapıyoruz. Şimdi bir tarafı kızaran hamurları ters çevireceğim. Bakın böyle çok güzel kızardı. Kağıt havlunun üzerine alıyorum fazla yağını çeksin. Ben hamurlar bitene kadar aynı işlemi yaptım. Ve hamurların hepsini kızarttım. O kızarırken ben beyaz çikolata ve burada da sütlü ve bitter çikolatayı karıştırmıştım. Gramı tamamen size kalmış. Hani hangisini daha fazla kullanmak istiyorsanız onu çok eritebilirsiniz. Ben bitter çikolatayı daha fazla erittim. 100 gram kadar bitter çikolata erittim. 80 gram da beyaz çikolata vardı. Şimdi kızarttığım hamurları çikolataya batırıyorum. Biraz batıracağım, biraz da süslemek için kullanacağım bunları. Batırdıktan sonra fazla çikolatasını akıtalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenip paylaşıp yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Şimdi biraz da beyaza batıracağım. İsterseniz hepsini çikolatalı yani kakaolu kullanıp beyazı da süsleyebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Gıda boyanız varsa evde bu beyaz çikolatanın içerisinde pembe yani kırmızı gıda boyası koyarak pembe de yapabilirsiniz. Batırdıktan sonra şöyle birkaç dakika bekleyelim. Ee, bakın hepsini batırdım. Şimdi evimdeki olan pasta süslerinden attım biraz. Bazılarını da çikolatayla e, süsleyeceğim. Bu pasta süsleri çok güzel oluyor, birçok yerde de bulunabiliyor artık. E, şimdi kalan çikolatayı sıkma torbasına koydum ve ucunu çok ince bir şekilde kestim ve böyle donatların üzerine sıkıyorum. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Aynı şekilde beyaz çikolatayı da sıkıp onu da bitter çikolatanın üzerine sıktım ve böylelikle çok güzel görüntüsü oldu. Bunu hazırladıktan sonra 5 dakika kadar dolapta bekletin ve bu çikolatalar donuyor ve daha güzel oluyor. Sıcak ortamda çok çabuk eriyor çikolatalar. Donatlar çok güzel oldu. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif sizde de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.